Merhabalar arkadaşlar. Dinamik ünitesinin konu kavrama ve uygulama sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın birinci soru. Yatay düzlemlerde durmakta olan x ve y cisimlerinin f ve 2f büyüklüğünde kuvvetler uygulandığında cisimler hareketsiz kalıyor. Şimdi bu hareketsiz kalma demek birinci prensip arkadaşlar. Neydi o? Eylemsizlik prensibi. Hareketsiz kalmak demek net kuvvetin sıfır olması demek arkadaşlar. Bakın biz F uyguluyorsak sürtünme kuvveti de F olur. X'i etki eden sürtünme kuvveti de F'miş. Net kuvvet sıfır olacak demektir. Hızı sıfır, net kuvvet sıfır. 2F uyguluyorsak 2F olacak arkadaşlar. Hareket etmiyorsa ya yani ben sürtünme kuvvetini yenmiyorum demektir. Net kuvvet nedir? Sıfırdır diyoruz. X'i etki eden sürtünme kuvveti F ise Y'yi etki eden 2F'dir. Cevap 1 bölü 2'dir diyoruz. Bakın ilk soru bu kadar. Soru 1 de buna benzer bir soru. Yine hareketsiz kalmaktadır kelimesini arıyoruz. Bakın hareketsiz kalıyor diyorsa net kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Sağa F varsa sola da F vardır. 2F varsa 2F vardır sola doğru. Sağa 3F varsa sola 3F vardır. Cisimler eğer hareket etmiyorsa net kuvvetler nedir? Sıfırdır diyoruz. X'i etki eden F, Y'yi etki eden 2F, Z'yi etki eden 3F büyüklüğünde bir sürtünme kuvvetidir. Çünkü hareket etmiyor arkadaşlar. Biz ne kadar kuvvet uyguluyorsak o kadar kuvvet açığa çıkar diyoruz. Statik diyoruz buna, durgun hal. Statik sürtünme kuvveti bizim uyguladığımız kadar açığa çıkar diyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci sorum. Bir tık sonrası. Bakın bu sefer statik sürtünme kuvvetini ve kinetik sürtünme kuvvetini hesaplamamızı istiyor bizden. Duruyorken ve hareket ediyorken. Şimdi burada dikkat. Bu örnek 2 ile 3'ü atlattıktan sonra gerisi akıyor gidiyor arkadaşlar. Örnek 2'yi bir atlatalım. Gerçekten çok önemli bu. Şimdi x cisminin statik sürtünme katsayısı 0,5. Kinetik sürtünme katsayısı 0,3. Yani bir cisim duruyorken sürtünme kuvveti daha fazla. Hareket ediyorsan yerle arasındaki bağlantı kopuyor. O yüzden kinetik sürtünme kuvveti azdır diyoruz. Sürtünme kuvveti azaldığı için zaten hareket ediyor. Dolayısıyla hareket ederken sürtünme katsayısı bakın 0,3'e düşüyor. Bunu soruda vermez size her zaman. Hesap soruyorsa verir ama yorum soruyorsa vermez arkadaşlar. Hareket ederken sürtünme kuvveti ne yapıyormuş? Kafadan azalıyor. Bunu bileceğiz. Şimdi ve statik sürtünme kuvveti ile kinetik sürtünme kuvvetlerinin bir hesabı var diyoruz. Bakın şimdi onu öğreteceğim size. Şimdi duruyorken arkadaşlar, bir cisim duruyorken statik sürtünme kuvvetinin hesabını anlatıyorum. Bakın statik sürtünme kuvveti en fazla diyoruz. Statik sürtünme katsayısıyla yüzey tepkisinin çarpımına eşittir. Mesela 4 kilogramlık kütleli cismin yüzey tepkisi MG'si kadardır, 40 kadardır diyoruz. Statik sürtünme katsayısı da 0,5'miş. Çarpıyoruz. Diyoruz ki şimdi statik durgun demek. Durgunken en fazla 20 Newton kuvvet uygulayabiliriz. 20'yi geçince hareket etmeye başlar. Ama 20'yi geçmiyorsa, arkadaşlar ben 16 uyguluyorsam hareket etmeyecektir. Ve ne dedik birinci soruda? Soru 1'de ne dedik? Bir cisim hareket etmiyorsa biz ne kadar kuvvet uyguluyorsak sürtünme kuvveti de o kadar açığa çıkar. 16 mı uyguluyoruz? 16 çıkar. 5 uyguluyorsak 5 çıkar. 20 Newton'a kadar demek ki biz ne kadar kuvvet uyguluyorsak o kadar kuvvet açığa çıkar diyoruz. Peki bu cisim hareket etmeye başlarsa şimdi bakın kinetik sürtünme katsayısı 0,3'müş. Hareket etmeye başlarsa kinetik sürtünme kuvveti açığa çıkıyor arkadaşlar. O da şöyle bulunuyor. K kinetik çarpı yüzey tepkisi. Bakın kinetik sürtünme katsayısı kaç? 0,3. Yüzey tepkisi kaç? Bu cismin MG'si kadar yani 40 kadar. Çarparsam kaç çıktı açığa? 12. Bakın kinetik sürtünme kuvveti 12 olarak çıktı. Hareket ediyorsa demek ki bakın bize diyor ki hareket ediyor. Hareket ediyorsa kinetik sürtünme kuvvetini hesaplıyoruz arkadaşlar. Kaçmış? 12. Statik sürtünme kuvveti 20 idi. Şimdi kaç çıktı açığa? 12. Şimdi burada ne kadar kuvvet uyguladığımızın hiçbir önemi yok. Hareket ediyor diyorsa ben 5 uygulasam da kinetik sürtünme kuvveti 12 olur. O zaman yavaşlar cisim. 12'den büyük uyguluyorsam hızlanır. 12'den küçük uyguluyorsam yavaşlar. Demek ki arkadaşlar bakın kinetik hareket ederken bizim kuvvet uygulamamıza da gerek yok. Hareket ederken ne kadar sürtünme kuvveti var? Nettir. K çarpı tepkiyle bulunur. Kinetik sürtünme katsayısını vermiş bize 0,3. Yüzey tepkisiyle çarparak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Şimdi buna benzer bir örnek çözeceğiz bakın. Soru 2. Diyor ki
Yatay düzlemde durmakta olan 5 kilogram kütleli bir cisim var. İki cisim var daha doğrusu. Sürtünme katsayısı statik 0,4, kinetik 0,3 diyor. Ben bunlara diyor kuvvet uygularsam sürtünme kuvvetleri kaç Newton olur diyor. Bakın şimdi bir cisim duruyorsa statik sürtünme kuvveti 0,4 ise statik ilk önce şu formülden F statik formülünden en fazla ne kadar uygulayacağımızı buluyoruz arkadaşlar. Bakın K statik çarpı yüzey tepkisi. Statik sürtünme katsayısı 0,4'müş. Yüzey tepkisi de ikisine de etki eden yüzey tepkisi 50'ymiş arkadaşlar. Demek ki diyoruz ki statik sürtünme kuvveti en fazla kaç olabilir? 20 olabilir. Bakın 20'yi geçtikten sonra hareket etmeye başlar. Ama 20'yi geçmiyorsa ben 10 uyguluyorsam demek ki arkadaşlar sürtünme kuvveti ne kadar açığa çıkıyor demektir. Statik sürtünme kuvveti 10 Newton açığa çıkıyor demektir. Ama ben 20'yi geçiyorsam bakın 30 uyguluyorsam artık kinetik yasası geçerlidir. Kinetik sürtünme katsayısını hesaplıyorum. K kinetik çarpı yüzey tepkisi yani 0,3 çarpı 50'den 15 Newton açığa çıkar. Bakın hareket ediyorsa sürtünme kuvveti 15. Hareket etme uyguluyorsa, hareket etmiyorsa ben ne kadar uyguluyorsam o kadar. 10 mu uyguluyorum? 10. 15 mi uyguluyorum? 15. Ama hareket ediyorsa nettir arkadaşlar. 15'tir. Hareket ediyorsa K kinetik çarpı yüzey tepkisini çarpıyoruz. Bunu atlattık arkadaşlar. Bakın en zor soru buydu. Şimdi örnek 3. Bakın bu cisim sabit hızla hareket ediyormuş örnek 3'te. O zaman yüzey ile cisim arasındaki kinetik sürtünme kuvvetini soruyor. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Bakın statik sürtünme katsayısı, kinetik sürtünme katsayısı. Eğer hareket ediyorsa kinetik geçerlidir diyoruz. Yazıyoruz. Diyoruz ki 20 Newton kuvvet uyguluyorsak demek ki sürtünme kuvveti de 20 Newton'muş. Çünkü sabit hızın özelliği neydi? Yine eylemsizlik prensibi. Net kuvvetin sıfır olması arkadaşlar. Net kuvvet sıfır. Bir cismi etki eden net kuvvet sıfırsa ya durur ya sabit hızla hareket eder. Şimdi ikinci durumda bu. Durmanın haricinde bir de sabit hızla hareket etme durumu. Sabit hız görünce arkadaşlar bakın fiziğin tamamında sabit hız görünce net kuvvetin sıfır olması anlamına geliyor. Ben 20 mi uyguluyorum? Sürtünme kuvveti de ne kadardır? 20'dir diyorum. Şimdi sürtünme kuvveti formülü şu. K çarpı yüzey tepkisi arkadaşlar. Sürtünme kuvveti 20 ise K'yı bilmiyorum. Yüzey tepkisi ne kadar? 3 kilogramlık kütleli cisme yüzey tepkisi MG'si 30 Newton'dur diyoruz. MG'si kadardır. Yani KMG. MG'si de 30'muş. O zaman K'yı çekerseniz buradan 20 bölü 30'dan kinetik sürtünme katsayısı 2 bölü 3 olarak hesaplanmış olur diyoruz. Arkadaşlar neymiş? Sabit hız görünce Fnet'in 0 olduğunu söylüyoruz. Bakın soru 3. Benzer bir soru. Aynı şekil değil tabii. Benzer. 5 kilogram kütleli cisme 1 kilogram kütleli cismi bağlamışız. Sabit hızla hareket ediyor. Yine bakın sabit hız kelimesini görüyorsak arkadaşlar. Sabit hız kelimesini görüyorsak net kuvvet nedir? Sıfırdır. Aşağı doğru bir kuvvet varsa, yukarı doğru da bir kuvvet varsa onlar birbirine büyüklük olarak eşit olacak. Bakın ne diyoruz? Diyoruz ki aşağı doğru bu cismin neyi var? 1 kilogramın neyi var? Ağırlığı var. MG'si var. 1 çarpı 10'dan 10 Newton var. Aşağı doğru 10 Newton varsa yukarı doğru sürtünme kuvveti de 10 Newton'dur diyorum. O zaman sürtünme kuvvetini hesaplayalım. Bakın K çarpı yüzey tepkisi. Bu 5 kilogramlık cismi etki eden yüzey tepkisi MG'si kadardır. Yani sürtünme kuvveti neye eşitmiş? KMG'dir. Sürtünme kuvveti 10 biliyoruz. K'yı bilmiyoruz. Kütlesi 5 kilogrammış. Yani yüzey tepkisi 50 ise sürtünme katsayısı 1 bölü 5 olarak hesaplanmış olur diyoruz. Neymiş? Sabit hız, net kuvvetin sıfır olma durumu. Aşağı doğru kaç Newton varsa yukarı doğru da o kadar Newton olacak diyoruz. Bunu da atlattık bakın. Böyle gidiyor dinamik. Sürtünmesiz ortamlarda M kütleli cisimlere F kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında cisimler yüzeyden ayrılmadan hareket ediyormuş. İvmelerini soruyor. Bakın yan tarafta yapalım. İvme neydi? Hareket yönünde etki eden net kuvveti F neti MA'ya eşitliyoruz. Şimdi bu cisme sağa doğru bir F kuvveti etki ediyormuş. Bakın kütlesi de M'miş. A1 buradan F bölü M olarak bulunmuş olur. Şimdi ikinci cisim de yüzeyden ayrılmıyorsa arkadaşlar bu F yukarı doğru olan F'in hiçbir önemi yoktur. Net kuvvet yazarken yine sürtünme de yoksa soruda söylüyor sürtünme de yokmuş.
eşittir ma'dan a2 ivmesi de yine f bölü m olarak bulunmuş olur. a3 ivmesi bakın yine f kuvvetin hiçbir etkisi yok. Cisim sağa doğru gidiyorsa net kuvvet f net eşittir ma'dan bulunur. Dolayısıyla a3 de aynı şekilde f bölü m olarak bulunmuş oldu. Hepsi birbirine neymiş? Eşitmiş diyoruz. Çünkü sürtünme yok arkadaşlar. Sürtünme yoksa bu f kuvvetlerinin hiçbir önemi yoktur diyoruz. Dördüncü örneği de yapmış olduk. Gelelim buna benzer dördüncü soru. Yine bakın bu cisimler yüzeyden ayrılmıyorlarmış. Soru da söylüyor bunu. Bu cisimlerin ivmelerinin büyüklüklerini soruyor. Bu cisimleri etkileyen net kuvveti bulacağız. Kütlelerini böleceğiz arkadaşlar. Sürtünme yokmuş bakın. Sürtünme yokmuş. Soruda diyor. Sürtünme varsa başka bir şey olur. Sürtünme yokmuş arkadaşlar. Şimdi sürtünme yoksa bu cisimlere sağa doğru etki eden net kuvvetleri buluyoruz. Bakın x'in ivmesini f'i m'e bölerek buluyoruz. İkinci şekilde de y cismine bu f'in hiçbir önemi yok. Y'nin ivmesini bulurken de f bölü 2m diyoruz. Z cisminin ivmesi de aynı şekilde yüzeyden ayrılmadığı için yukarı doğru olan f'in hiçbir önemi yok. 2f bölü 3m'dir diyoruz. X'in ivmesi a ise y'nin ivmesi a bölü 2, z'nin ivmesi 2a bölü 3 olarak bulunmuş olur. Demek ki x büyüktür, z büyüktür, y'ymiş diyoruz. Sürtünme yoksa arkadaşlar bu f kuvvetlerinin hiçbir önemi yoktur diyoruz. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Bakın 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli cisimler şimdi sistem sorularına geldik. 2 kilogram kütleli ve 3 kilogram kütleli cisimler 20 Newton'luk kuvvetle çekiliyor. İp gelmesi kaçtır diyor. İvme kaçtır diyor. Şimdi bakın bunların ivmesini şöyle buluyoruz. Önce sistemin ivmesini buluyoruz. F net eşittir M çarpı A sistemi buluyoruz arkadaşlar. Bakın sistem. Bu sistemi hareket ettiren kuvvet kaç Newton'muş? Kimmiş? 20'ymiş. Toplam kütleyi yazıyorum. Bakın sistem bulunurken toplam kütle 5 ise sistemin ivmesini bulmuş oldum. Kaç çıktı arkadaşlar? 4 metre bölü saniye kare olarak bulunmuş oldu. Sistemin ivmesini bulduk. Bakın o zaman şimdi burada 2 kilogram da A ivmesiyle hareket ediyordur. 3 kilogram da A ivmesiyle hareket ediyordur. İvmeleri aynıymış. Şimdi diyoruz ki bakın sadece 2 kilogramı çekiyorum arkadaşlar. Bakın sadece 2 kilogramı çekiyorum. Diyorum ki bu 2 kilogramı kim çekiyor? T çekiyor. Sağa doğru T çekiyor. Bu cismi etki eden net kuvvet nedir diyorum. F net eşittir ma'dan. T çekiyor. Kütlesi 2. İvmesini 4 bulduk. Demek ki T gerilmesi 8 Newton'muş diyorum. Önce sistem sonra cisimleri ayrı ayrı yapıyorum. Bakın diğer cisme bakalım. Sadece şu 3 kilogramı çekiyorum bakın. Başka bir tarafa çekip götürüyorum. Sanki sadece bu soruyu çözüyormuşum gibi. Sadece bu soruyu çözüyormuşum gibi bu cisme etki eden net kuvveti bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu cisme etki eden net kuvvet sağa doğru 20 var, sola doğru T var. Bakın net kuvvet nedir o zaman? Sağa doğru 20, sola doğru T. 20'den T'yi ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Kütlesi 3, ivmesi 4 ise T yine buradan 20 eksi 12'den 8 Newton olarak hesaplanmış olur. Yani T gerilmesinin çift yönünü hesaplıyoruz arkadaşlar. Ya 3 kilogramdan 2 kilogramdan hesaplıyoruz. İkisinden de hesaplayabiliriz ama burada bilmemiz gereken olay şu. T gerilmesi bakın 2 kilogramı sağa çekerken 3 kilogramı sola doğru çekiyor. Demek ki cisimleri ayrı ayrı alırken 2 kilogramı ayrı alırken T'yi alıyoruz. 3 kilogramı alırken 20 ile T'yi alıyoruz. F kuvveti T'yi alıyoruz. Bakın. Benzer bir soruda. Bu sefer 1 kilogramlık ve 4 kilogramlık T gerilmesini soruyor. Yine ilk önce sistemin ivmesini buluyoruz arkadaşlar yan tarafta. Ne diyoruz? F net eşittir M toplam çarpı A. Yani 20 eşittir toplam kütle 5. İvme buradan 4 olarak bulunmuş olur. İvme 4 ise arkadaşlar ikisi de 4 ile hareket ediyordur. Bakın 1 kilogram da 4 ile hareket ediyordur. 4 ivmeyle. 4 kilogram da 4 ile hareket ediyordur. Şimdi sadece 1 kilogramı etki eden kuvveti çekiyorum. Bakın sadece biri görüyorum. Sadece dünyada biri varmış gibi düşünüyorum. F net eşittir ma'dan. Bakın bu cismi çeken kuvvet T. Kütlesi 1, ivmesi 4. Demek ki T gerilmesi 4 Newton'dur diyorum. Sonra bakın sadece 4 kilogramı çekiyorum. Diğer cisim yokmuş gibi davranıyorum. Bakın
Sadece buna bakıyorum. Bu cisme sağa doğru 20 Newton var. T gerilmesi bu cismi sola doğru çekiyor. Bu cisme etki eden net kuvvet nedir? F net eşittir ma. 20'den T'yi çıkartıyorum. Bakın ön taraftaki kuvvet daha büyüktür. Kütlesi 4, ivmesi de 4'müş. Demek ki 20'den 16'yı çıkartınca T kaç çıkar? 4 çıkar diyoruz. İkisinden de 4 çıkmak zorunda zaten. Neymiş arkadaşlar? T gerilmesi soldaki cismi ne tarafa çekiyor? Bakın sağa doğru çekiyor. Sağdaki cismi sola doğru çekiyor diyoruz. Evet, şimdi örnek 6'ya geldik arkadaşlar. Bu alete Atwood aleti deniyor. Sürtünme sızma kraya bağlı 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli cisimler serbest bırakılıyor. Cisimlerin ivmesini ve ip gerilmesini bulunuz diyor. 3 kilogram, 2 kilogramı ne yapacak arkadaşlar? Çekecek sol tarafa doğru. Sistem sol tarafa doğru hareket etmeye başlayacak. Bakın, önce yine sistemin ivmesini buluyoruz. Sol tarafa çeken kuvvet 3 kilogramın ağırlığı diyoruz. Mg 30 Newton. Sağ tarafa doğru da yine 2 kilogramın ağırlığı var. Mg'si 2 çarpı 10'dan 20 Newton yapar. Bakın sola 30 çekiyor, sağa 20 çekiyor. Önce diyoruz, bakın önce sistemin ivmesini buluyoruz. Yan tarafta buluyoruz. F net eşittir M toplam çarpı A. Yani 30'dan 20'yi çıkartıyoruz. Bakın net kuvvet 10'dur. Toplam kütle 5'tir. O zaman ivme 2 metre bölü saniye kare olarak bulunmuş olur. Ne tarafa doğru ivme? Sol tarafa doğru bulunmuş oldu. Şimdi ip gerilmesini cisimlere ayrı ayrı bakarak buluyoruz arkadaşlar. Mesela sadece 3 kilogramı çekiyor. Şimdi bu cisim aşağı doğru iniyor. Bakın kenarda yapayım. Bu cismin aşağı doğru indiğini ne yapıyorum? Görüyorum. Aşağı iniyorsa arkadaşlar 30 T'den daha büyüktür. Bakın F neti yazıyorum. F net eşittir ma. Sadece 3 kilogramı etki eden net kuvvet. Aşağı doğru 30 var. 30'dan T'yi çıkartıyorum. Kütlesi 3. İvmeyi de 2 bulmuştum. T ne yapar? 24 olarak bulunmuş olur. Sistemin ivmesini 2 olarak bulmuştum. Yanda buldum. Şimdi diğer cisme bakıyorum. Bakın sadece bu cismi çekiyorum şimdi. 2 kilogram kütleli cismi çekiyorum. Ne tarafa doğru hareket ediyor bu? 2 kilogramın yukarı doğru hareket ettiğini biliyorum arkadaşlar. Bakın 2 kilogram ne tarafa doğru gidiyormuş? Yukarı doğru gidiyormuş. Yani T mi daha büyüktür, 20 mi daha büyüktür? T daha büyüktür o zaman. F net eşittir ma diyorum. Sadece bu cisme etki eden net kuvveti yazıyorum. T'den 20'yi çıkar. Kütlesi 2, ivmesi 2. Demek ki T 24 olarak hesaplanmış olur. Demek ki arkadaşlar neymiş? Önce sistemi yazıyorum. Sonra cisimleri ayrı ayrı etki eden net kuvvetleri yazıyorum. Soru 6. 4 kilograma 1 kilogram olsun. Antrenman. Bakın siz kendiniz de deneyin bunu. 4 kilograma 1 kilogram. Ne yapıyormuşuz? Sistem sağ tarafa doğru gider. Niye? Mg'si kaç Newton? 40 Newton. 1 kilogramın Mg'si kaç Newton? 10 Newton. 40 Newton 10 Newton'dan büyük olduğu için sağa doğru gider. Önce sistemin ivmesini buluyoruz. F net eşittir M toplam çarpı A. 40'tan 10'u çıkartıyorum. Toplam kütle 5 kilogram. Demek ki ivme kaçmış? 6'ymış diyoruz. Şimdi sistem sağa doğru iniyor. Bakın yine sadece bu cisme bakalım. Bakın yan tarafta bakalım. Sadece bu cisim varmış gibi. Bu cisim aşağı iniyor 6 ile. Bu cisme etki eden net kuvveti yazıyorum. F net eşittir ma diyorum. Aşağı doğru 40 var, yukarı doğru T var. Tabii ki aşağı indiğine göre 40 T'den daha büyük. Kütlesi 4, ivmesi 6 ise 40 eksi 24, ip gerilmesi 16 olarak bulunmuş olur. Şimdi sadece diğer cisme bakacağım. Bakın, ben yan tarafa çiziyorum. Yani bu böyle bir şey yapmanız gerekmiyor. Şimdi bu cismin yukarı çıktığını biliyorsunuz. O zaman T ondan daha büyüktür diyorsunuz arkadaşlar. T ondan daha büyükse bu cisme etki eden net kuvvet şöyle bulunuyor. Bakın. Diyorsunuz ki bu cisim yukarı çıktığına göre F net eşittir ma T ondan daha büyüktür. Yukarı doğru T gerilmesi var, aşağı doğru Mg'si var. Kütlesi 1, ivmeyi de 6 bulmuştuk. T yine 16 Newton olarak bulunmuş oldu. Aynı gerilme, aynı ipte aynı gerilme olarak bulunuyoruz. Zaten farklı bir gerilme bulamazsınız arkadaşlar. T gerilmesi 16 Newton'sa ikisinden de 16 bulmanız gerekiyor. Çünkü bir ipte bir tane gerilme olur. Farklı bir gerilme bulamazsınız. Evet. Örnek 7'ye geldik. Arkadaşlar bakın. 3 kilogram, 2 kilogram bırakıyoruz sistemi. Sürtünme katsayısı 0,5 ise diyor. İp gerilmesi kaçtır? Sistem aşağı doğru inerken ivme kaçtır?
İp gelinmesi kaçtır diyor. Şimdi bakın yapalım şurada kenarda. Neymiş? Aşağı doğru çeken kuvveti buluyoruz ilk önce arkadaşlar. Mg'si kaçmış? 30'muş. Hareket ediyor. Sonra 2 kilogramı etki eden kinetik sürtünme kuvvetini buluyoruz. Sürtünme kuvveti nasıl hesaplanıyordu? K çarpı yüzey tepkisinden hesaplanıyordu. Sürtünme katsayısını vermiş bakın. 0,5'miş. Yanında yazıyor. Sürtünme katsayısı 0,5. Yüzey tepkisi ne kadar? Bu cismin yüzey tepkisi Mg kadar. Yani 2 çarpı 10 kadar 20 sürtünme kuvvetini buldunuz buradan. 10 Newton. O zaman F neti yazıyorsunuz. F net eşittir. M toplam çarpı A. Net kuvvet bakın aşağı doğru 30 var. Görüyor musunuz? 3 kilogramın ağırlığı var. Yukarı doğru da sürtünme kuvveti var. Bu ikisinin farkını alıyorsunuz arkadaşlar. F neti bulurken. Toplam kütle 5 kilogram. Toplam kütle 5 kilogram. 3 kilogram artı 2 kilogram. 20'den 20'yi 5'e bölerseniz ivmeyi bulmuş oldunuz. İvme 4 metre bölü saniye kare olarak bulunmuş olur. Sonra sıra geldi T'ye arkadaşlar. Bakın sıra geldi T'ye. T'yi iki cisimden de bulabilirsiniz. Mesela sadece 3 kilogramdan bulalım ilk önce. Bakın 3 kilogramdan buluyorum. Diyorum ki bu cismin aşağı doğru 30 var, yukarı doğru T var. Aşağı indiğini biliyorum. F net eşittir ma diyorum. Aşağı doğru 30 Newton var. Bakın yukarı doğru T var. Kütlesi 3, ivmeyi de 4 bulmuştuk. O zaman 30 eksi 12'den T gelinmesi 18 Newton olarak bulunmuş olur diyoruz. İvmeyi 4 bulmuştuk unutmayın. Sonra diğer yoldan bulalım. Bakın diğer cisimden buluyorum şimdi T gelinmesini. Bu cismin sağa doğru gittiğini biliyorum arkadaşlar. Bakın bu cisim ne yapıyormuş? Sağa doğru gidiyormuş. Sağa doğru gittiğine göre o zaman F neti yazacak olursak T mi daha büyüktür, sürtünme mi daha büyüktür? Bakın sürtünmeden daha büyük olduğu için T'den onu çıkartıyorum. Kütlesi 2, ivmesi 4 ise T yine 18 daha 18 olarak hesaplanmış olur. Aynı değer çıktı. Bakın aynı ipte aynı gerilme bulunmuş olur diyor. Ayrı ayrı cisimlerden T gerilmesini buluyoruz. Başka bir yöntemi yoktur. Benzer soru bakın soru 7. 3 kilogram ve 6 kilogram ve 1 kilogramlık cisimler var. Sürtünme katsayısı 0,2 ise diyor. Hareket ivmesi kaçtır diyor. Şimdi ilk önce tabii sürtünmeyi bulalım arkadaşlar. Sistemin sağa doğru gideceğini görebiliyorum. 3 kilogram daha büyük olduğu için. O zaman sistem sağa doğru giderken sürtünme harekete ters yönde olur arkadaşlar. Sürtünmeyi buluyorsunuz. Bakın sürtünme kuvveti K çarpı tepki. K'sı 0,2. Yüzey tepkisi de bu cismin ağırlığı kadardır. Yani Mg'si kadardır. 60 Newton'dur. O zaman sürtünme kuvvetini 12 olarak bulmuş olduğunu. Sürtünme kuvveti 12. Şimdi kocaman sistemin ivmesini soruyor bize. Bakın önce sistemin ivmesi bulunur. F sistem F net eşittir. M toplam çarpı A. Şimdi sağa doğru 3 kilogramın ağırlığı var. 30. Sola doğru sürtünme kuvveti var. 12. Sola doğru da bir de 1 kilogramın ağırlığı var arkadaşlar. Mg'si 10 Newton'dur diyoruz. Bakın 30'dan hem 12'yi hem 10'u çıkartıyoruz. Toplam kütle 3 kilogram, 6 kilogram, 1 kilogram. O zaman net kuvvet buradan 30'dan 22'yi çıkartırsanız 8 kalır. Toplam kütle 10 olduğuna göre ivme 0,8 metre bölü saniye kare olarak hesaplanmış olur diyoruz. Geldik örnek 8'e arkadaşlar. Bunlar serbest bırakılan cisimler. Bakın serbest bırakılan cisimlerin ivmesi yani böyle bir soru tipi var. Sistemi serbest bırakıyoruz. İvmesi ne olur diyor. Şimdi yapalım şu yan tarafta. Bakın bunları serbest bırakırsak bunları hangi kuvvet etki ediyor? Bunu bulmak zorundayız. X cismini hangi kuvvet etki ediyor arkadaşlar? Ağırlığı etki ediyor. Yani Mg'si kaç Newton? 20 Newton. X'i etki eden net kuvvet yerçekimi kuvvetidir. Ma'yı eşitlerseniz bakın m'ler gidiyor. Yani yer çekimi ivmesine eşittir arkadaşlar. Kütlesi ne olursa olsun x'in ivmesi kaçtır? 10'dur diyoruz. Ha, ama y cismini eğik düzlemde aşağı çeken kuvvet mg'nin sinüs 30'udur arkadaşlar. Bakın mg ağırlığının açı 30 derece ise mg'nin sinüs 30'u çeker. Yani f net eşittir m çarpı y'nin ivmesi. Net kuvvet neymiş arkadaşlar? Mg'nin sinüs 30'u, sinüs alfasıdır.
M çarpı A'ya. Yine M'ler gitti. Kütlesi ne olursa olsun hep aynı ivmeyle hareket eder. 10 çarpı 0,5'ten Y'nin ivmesi de 5 olarak bulunmuş oldu. Tabii sürtünme yok arkadaşlar. Söylüyor. Bakın sürtünmesiz ortamda diyor. Sürtünme varsa birazdan sürtünmelerini de yapacağız diyoruz. Soru 8 buna benzer. Sürtünmesiz bir eğik düzlemde bırakılıyor. 37 dereceden geçiyor. 53'ten geçiyor sonra yere düşüyor. Bakın yer çekimine bırakıyor A3 ivmesi. A1, A2, A3 arasındaki ilişkiyi soruyor. Yapalım yazarlıkta. Neymiş arkadaşlar? Bakın birinci ivme bulunurken bu cismi etki eden net kuvvet nedir? Aşağı doğru hangi kuvvet çekiyor? Mg sinüs 37. İkinci ivme bulunurken 53 dereceye geldik. Bakın Mg sinüs 53. Peki üçüncü ivme bulunurken ne diyeceğiz? Bakın üçüncü ivmede bu cisim artık sadece Mg çekiyor. O yüzden A1'i bulurken net kuvvet Mg sinüs 37'yi kütleye böleceğiz. İvmek net kuvveti kütleye bölerek bulunuyor. Yani M'ler gitti 10 çarpı 0,6'dan 6 çıkar. Bakın A2 bulunurken Mg'nin sinüs 53'ünü M'e bölüyoruz. O zaman G çarpı sinüs 53 kaldı. Yani 10 çarpı 0,8. Bakın çarparsanız 8 çıkar ivmesi. Yani üçüncü ivmede de sadece Mg etki ediyor arkadaşlar. Kütlesine bölerseniz yer çekim ivmesi oldu. Yani 10 oldu. Demek ki gitgide ivmesi ne yapıyor? Artıyor. 6'ydı, 8 oldu, sonra 10 oldu. Gerçekten de dikleştikçe yokuş aşağı inerken ivmenin arttığını hissedersin. En sonunda kendini yer çekimine bırakmış. Uçurumdan aşağı atmış kendini. O zaman yer çekimi ivmesi onar onar hızlanacak demektir. Geldik örnek 9'a arkadaşlar. Yine sürtünmesiz ortamda 4 kilogram, 6 kilogram kütleli cisimler var. İp gerilmesi ve ivmesini soruyor. İki tane soru var bakın. İlk önce ivmeyi bulalım sonra ip gerilmelerini buluruz. İlk önce ivmeyi buluyoruz. Bir problemde, bir dinamik probleminde önce ivme arkadaşlar. Sonra gerilmeler bulunur. Şimdi sağa doğru net kuvvet nedir? 4 kilogramın ağırlığı Mg'si 40 Newton'dur diyoruz. Sol tarafa doğru da eğik düzlemde hangi kuvvet varmış arkadaşlar? Bakın Mg'nin sinüs alfası. Eğik düzlemde Mg sinüs alfa. Hep bunu bileceksiniz. Yazalım. Kütlesi 6. G'si 10. Sinüs 30 0,5 ise Mg sinüs alfayı hesaplıyorsunuz. Kaç çıkar? 30 Newton çıkar arkadaşlar. Hangi tarafa gidecek o zaman? Bakın 6 kilogram daha büyük olduğu halde sinüs 30 ile çarpınca 30 çıkıyor. O yüzden sistem sağ tarafa doğru gidecek. Bakın önce ivme. Önce ivme bulunur. Nasıl bulunuyor? F netten bulunuyor. Toplam kütle A. Net kuvvet. Sağ tarafa doğru 40 var. Sol tarafa doğru 30 var. 40'tan 30'u çıkartıyoruz. Toplam kütle 10 kilogram. İvme kaç çıktı? 1. Ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru çıktı diyoruz. Sonra işte ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Cisimleri ayrı ayrı etki eden net kuvvetleri yazıyoruz. Üstünde yapabilirsiniz. Ben göstermek için kenara götürüyorum. Bakın. Diyorum ki şimdi bu cisim aşağı doğru indiğine göre 40 mı daha büyüktür? T mi daha büyüktür? Aşağı indiğine göre 40 daha büyüktür. İvme 1'miş. Yazalım F neti. F net eşittir ma. 40'tan t'yi çıkartıyorum. Kütlesi 4, ivmesi 1 ise t 36 çıkar. Şimdi diğer cismi yazacağım. Bakın. Şimdi diğer cismi çekiyorum burada. Bu cisim yukarı doğru çıkıyormuş. Gördüğünüz gibi. Yukarı doğru t çekiyor. Aşağı doğru da Mg sinüs alfası var. Kaç Newton olmuş Mg sinüs alfası? 30'muş. O zaman şimdi bu cisme yazacak olursam F neti. F net eşittir. MA diyecek olursam yukarı doğru T çekiyor bakın. Yukarı doğru T gerilmesi çekiyor. Yukarı doğru T çekiyor. Aşağı doğru 30 var. T'den 30'u çıkartıyorum. Kütlesi 6. İvmeyi de 1 buldum. T yine 36 Newton olarak hesaplanmış olur. Yani T gerilmesini cisimlere ayrı ayrı F net yazarak buluyoruz arkadaşlar. Cisim aşağı iniyorsa 40T'den daha büyüktür. Cisim yukarı çıkıyorsa T Mg sinüs alfadan nedir? Daha büyüktür diyoruz. Sürtünme yok tabii burada. Benzer soru mesela bakın. Şimdi 5 kilogram kütleli cisimler var. T gerilmesini soruyor. İlk önce ivmeyi bulduk arkadaşlar. Bakın ilk önce ivmeyi buluyoruz. Ne yapıyoruz? Sağa doğru Mg çekiyor. Mg'si kaç Newton bunun? 5 çarpı 10'dan 50 Newton. Ama eğik düzlemdeki artık alıştınız bakın eğik düzlemde hemen Mg sinüs 37'yi yapıştırıyorsunuz. 5 çarpı 10 çarpı 0,6
Yani 30 Newton. O zaman yazıyoruz. F net eşittir M toplam çarpı A. Sağa doğru 50 var, sola doğru 30 var. Toplam kütle 10. Demek ki ivme kaç çıkar? 2 metre bölü saniye kare olarak bulunmuş olur. Mesela T'yi hesaplayalım bakın. Yine hesaplıyoruz T'yi. Sadece bu cisimden hesaplayalım. Artık üstünde yapıyorum. Bu cisim aşağı indiğine göre, bakın, bu cisim aşağı indiğine göre yazalım F neti. T mi daha büyüktür, 50 mi daha büyüktür? Aşağı indiğine göre 50 T'den daha büyüktür. Kütlesi 5. İvmeyi de kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. O zaman T gerilmesi 40 olarak hesaplanmış olur. Şimdi diğer cisme bakıyoruz. Bu cisim bu sefer yukarı doğru çıkıyor bakın. F neti yazıyorum şimdi bu cisim için. Sadece bu cisim için yazıyorum. T'den 30'u çıkartıyorum. Yukarı doğru T var. Aşağı doğru MG sinüs alfa yani 30 var. Kütlesi 5, ivmesi 2 ise T yine 40 Newton olarak hesaplanmış olur diyoruz. Demek ki cevap 40 Newton'muş dedik. İşaretledik ve üçüncü soruya ne yaptık? Geçtik. Şimdi bu soruda arkadaşlar 2 kilogram kütlede cisimler var. 30 Newton'luk kuvvetler uyguluyoruz. Bir tanesini sağa doğru, bir tanesini yukarı doğru uyguluyoruz. İvmeleri için ne söylenebiliyor? Bakın. Şimdi sürtünme yok. Birinci cismi yazalım. Birinci cisme sağa doğru 30 Newton'luk kuvvet uyguluyoruz ama sola doğru bir kuvvet yok. Bakın. Kuvvet yok. O yüzden net kuvvet sadece 30'dur diyoruz. Kütlesi 2, ivmesi 15'tir diyoruz. Bakın birinci cismin ivmesi kaçmış? 15. Ama ikinci cisim öyle değil arkadaşlar. Şimdi ben bir cismi yukarı doğru çekiyorum ama aşağı doğru da neyi var? MG'si var. Dolayısıyla F neti yazarken burada F net eşittir MA. 30'dan 20'yi çıkartıyoruz burada. 30'a engel olan bir kuvvet var. Kütlesi 2, ivmesi 5 olarak bulunmuş olur. Demek ki birincisinin ivmesi 15'miş. Bakın sağa doğru. İkincisinin ivmesi kaçmış? 5'miş. İvmeleri oranı 3 olarak hesaplanmış olur. Sağa doğru kuvvet varsa sola doğru kuvveti çıkartıyorum. Yukarı doğru kuvvet varsa aşağı doğru kuvveti ne yapıyorum? Çıkartıyorum. İvmeleri bulmuş olduk. Mesela 10. soru arkadaşlar. Şimdi 5 kilogram kütleli cisime 20 uyguluyorum, 2 kilograma 5 uyguluyorum. Bunların ivmelerinin büyüklükleri oranı kaçtır diyor. Şimdi yanda yapalım. Bakın 5 kilogram kütleli cismin ağırlığı MG'si 50, yukarı doğru 20 var. O zaman bu cisim aşağı doğru hareket edecek. Bakın F neti yazarken 50'den 20'yi çıkartıyoruz. Yani ben bu cismi havaya kaldıramayacağım. O cisim aşağı inecek. Kütlesi 5 olduğuna göre X'in ivmesi buradan 6 olarak bulunmuş olur. Ve ne tarafa doğrudur? İşte X'in ivmesi net kuvvetin yönünde. Aşağı doğru 6. Aslında bu aşağı yön fizikte eksidir. Eksi 6'dır. Şimdi Y cismi ise bakın yukarı doğru 50 var aşağı doğru MG. MG'si 20. O zaman Y cismi yukarı doğru hareket edecek. Bunun net kuvvetini yazarken F net eşittir MA dersek bu sefer 50'den 20'yi yukarı doğru çıkartacağız. Kütlesi 2 olduğu için ivmesi 15 olarak hesaplanmış olacak. Y'nin ivmesi yukarı doğru 15'tir diyoruz. X'in ivmesi 6, Y'nin ivmesi 15. Bulduk. 6 bölü 15'miş. 3'e böl 2, 3'e böl 5 olarak bulunmuş olur. Örnek 11'e geldik arkadaşlar. Bakın. Diyor ki sürtünmesiz düzlemde durmakta olan cisme 20 Newton kuvvet uyguluyoruz. Son hızı kaçtır? İlk önce ivmesini buluyoruz arkadaşlar. Bakın. F net eşittir ma. Ben 20 uyguluyorum. Kütlesi 5 ise ivmesi kaçtır? 4. İvme 4 demek arkadaşlar. Her saniye 4'er 4'er hızlanıyor demektir. Bakın son hız şöyle bulunuyor. İlk hız artı a çarpı t'den bulunur. İlk hızı yok. İvmesi 4 ise 4 kere 3'ten 12 hız kazanacak demektir. Son hızı 12 olacak demektir. İlk hızı olsaydı 12 ekleyecektik arkadaşlar. İlk hızı olsaydı ne yapacaktık? Hızı ekleyecektik. Mesela 11. soru bakın. 20 Newton kuvvet uyguluyorum. Sürtünme katsayısı 2 ama. Sürtünme kuvvetini çıkartmam gerekiyor demek ki. Sürtünme kuvveti neydi? K çarpı tepki. Yani K çarpı MG. 0,2 çarpı MG'si de 5 kilogrammış. Yani sürtünme kuvveti 10. Sağa doğru 20 var, sola doğru 10 var. F neti yazıyoruz. F net eşittir MA. Sağa doğru 20, sola doğru 10. Kütlesi 5, ivmesi 2 olarak bulunmuş olur.
Bu cismin ivmesi 2 ise arkadaşlar 4 saniyede hızı kaç olacaktır o zaman? 8 olacaktır diyoruz. Çünkü sonuç şöyle bulunuyor. İlk hız artı a çarpı t'den bulunuyor. Bakın ilk hız kaçmış? 0. İvme demek arkadaşlar hız değişimi demek. İkişer ikişer 4 saniye hızlanırsanız bakın 0, 2, 4, 6, 8 olursunuz. Toplama yapıyoruz. Yani bunun formülünü de bilmeye gerek yok. İvmenin tanımını bilmek gerekiyor arkadaşlar. Biz ivmeyi buluyoruz. İvme ne demek? Hep ivmeyi buluyoruz. 10 soru oldu. İvmeyi buluyoruz. Arkadaşlar ivme hız değişimi demek. İkişer ikişer hızlanmak demek. 4 saniyede ikişer ikişer hızlanırsanız hızınız 8 olacaktır diyoruz. Evet. Şimdi 12. soruya başlıyor. Arkadaşlar 12. soru şu. 20 ton kuvvet uyguluyoruz. 3 kilogram ve 2 kilogram kütlede cisimler var. 2 kilogram kütlede cismin 3 kilogram kütlede cisme uyguladığı tepki kuvvetini soruyor. Bakın bunlar prototip sorular bunlar. Şimdi ilk önce sistemin ivmesini buluyoruz. İvme çok basit. F net eşittir ma diyoruz. Net kuvvet nedir? 20. Toplam kütle kaç? 5. 20 bölü 5'ten ivmenin 4 olduğunu bulduk. Bakın sistem 4 ile hareket ediyormuş. Şimdi bakın sadece 3 kilogram kütlede cismi çekiyorum. Diyorum ki 3 kilogram kütlede cisme ne etki ediyor? Sağa doğru 20 var. Sola doğru da 2 kilogramın 3 kilograma uyguladığı tepki kuvveti var. Sistemin ivmesi 4 ise yazalım. Bakın F net eşittir ma. Sağa doğru 20 var. Sola doğru t var. Kütlesi 3. İvmeyi de 4 bulmuştuk. T kaç çıkar o zaman? 8 Newton çıkar. T'yi bulmanın birinci yöntemi bu. İkinci yöntemi de arkadaşlar etki tepkiye eşittir. 3 kilogramda 2 kilograma bir tepki uyguluyor. Şimdi sadece 2 kilogramı etki eden net kuvveti yazsam ne diyeceğim o zaman? Sadece T diyeceğim. Bakın ivmesi 4. F net eşittir ma. Yani sağa doğru T var. Kütlesi 2, ivmesi 4 ise T yine 8 olarak hesaplanmış olur. İki yöntemle de bulunur. Etki tepkiden bulunabilir. 2 kilogram 3 kilograma ne kadar kuvvet uyguluyorsa 3 kilogram da 2 kilograma o kadar kuvvet uygular diyor. Şimdi buna benzer örnekler. Mesela bakın ne diyor? 50 Newton kuvvet uyguluyorum. Yine 2'nin 3'e uyguladığı kuvveti soruyor. Şimdi yine ne yapıyormuşuz? İlk önce ivmeyi buluyoruz arkadaşlar bakın. F net eşittir ne diyoruz? M toplam çarpı A. 50 eşittir. Toplam kütle kaç? 3, 5, 2. Bakın 50 bölü 10'dan ivme kaç çıktı? 5 metre bölü saniye kare çıktı. Ve diyoruz ki işte bu 5 ve 3 kilogram kütleli cisimlere hangi kuvvetler etki ediyor? Sola doğru T var, sağa doğru 50 var. İvme de 5'miş. O zaman diyelim ki bu 5 ve 3'e etki eden net kuvveti yazıyoruz bakın. Sağa doğru 50 var, sola doğru T var. Buradaki toplam kütle 8 görüyorsunuz. 5 ile 3 var. İvmeyi de kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman 5 kere 8'den 40, 50'yi çıkartırsanız, 50'den 40'ı çıkartırsanız T 10 Newton olarak bulunmuş olur. Ama bakın ikinci yöntemi de şu arkadaşlar. Sadece 2 kilogramı çiziyorum. Etki tepkiye eşit. 2 kilogram 3 kilograma T uyguluyorsa 3 de 2'ye T uygular. O zaman diyorum ki 2 kilograma etki eden kuvvet T'dir. Ve ivmesi de 5'tir. F net eşittir ma. Kütlesi 2 olan bu cisme 5 ivmeyle demek ki bir tepki etki ediyor. Ve tepkisi kaçtır? Veya etkisi kaçtır? 10'dur diyoruz. 3 2'ye bir etki uyguluyor. 2 de 3'e bir tepki uyguluyor. Demek ki 50 ile t arasındaki ilişkiyi bulurken 50 eksi t eşittir. Toplam kütle 8. Ama sadece 2 kilogram alırken bakın sadece T'yi alıyoruz. T eşittir ma'dan 2 kere 5'ten 10'dur diyoruz. İki yöntemi var yani bu soruyu çözmenin. Bakın 12B'yi yapalım. F kuvveti 3M'de M'i itiyor. Pratiği neymiş? Bu tepkiyi ters çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekli bir daha çiziyorum. Buraya bakın. Diyorum ki şuradan tepkiyi ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Bu tepkiyi sağa doğru gösteriyorum. Ve sola doğru olan tepkiyi siliyorum arkadaşlar. Bakın sildim. Tamam, burayı siliyorum. Sildim burayı. Ne yaptım? Bu
tepki sağ tarafa doğruymuş gibi çözüyorum soruyu. F kuvveti diyorum ki toplam 4M'i itiyor A ivmesiyle. Bu T tepkisi de sadece M'yi itiyor A ivmesiyle. O zaman F bölü T 4'tür diyorum. F bölü T 4 bölü 1 olarak bulunmuş olur diyorum. Çünkü etki tepkiye işte arkadaşlar M 3M'ye ne kadar kuvvet uyguluyorsa 3M de M'ye o kadar kuvvet uyguluyor diyorum. Bu bir teknik arkadaşlar. Gelelim diğer yöntemden yapalım. Bakın ne diyeceğiz? F kuvveti ne kadar kuvvet uyguluyor toplam kütleye? Toplam 4M'ye bakın. Toplam 3M artı M'yi A ivmesiyle ittiriyor. F kuvveti demek ki 4MA'ymış. Peki F ile T arasında hangi cisim var? F ile T arasında 3M kütleli cisim var ve A ivmesiyle hareket ediyor. Yazıyorum F neti. F net eşittir MA'dan. Sağa doğru F var. Sola doğru T var. Kütlesi 3M, ivmesi A. F'in de 4MA olduğunu bulduk. Getirip yerine yazarsak F yerine 4MA eksi T eşittir 3M çarpı A ise T yine 1MA olarak bulunmuş olur. Bu da uzun yöntem arkadaşlar. İlk önce bütün toplam kütleyi yazıyoruz. Sonra sadece 3M'yi etki eden net kuvveti yazıyoruz. Buradan da bulabilirsiniz. İkisini de bulabilirsiniz diyoruz. Geldik arkadaşlar 13. soruya bakın. 13. soruda 3 kilogram kütleli cisim 2 kilograma bağlanmış. 2 kilogram kütleli cisimde 3 kilogramı ters çevrilmiş. Yani cisimlerin yerleri değiştirilmiş ve serbest bırakılmış. T1 ile T2'nin ivmelerini karşılaştırınız diyor. T1, T2'yi karşılaştırın. Cisimlerin yerleri değiştirilirse ne olur? Soru, yorum sorusu böyle. Şimdi bakın. Aşağı doğru 3 kilogram asılıyken aşağı doğru çeken kuvvet kaç Newton'dur? 30 Newton'dur. 2 kilogram asılıyken 20 Newton'dur diyoruz. Şimdi birinci sistemde yazıyoruz arkadaşlar. F net eşittir. M toplam çarpı A. Yani net kuvvet 30. Toplam kütle 5. O zaman sistem birinci durumda 30 bölü 5'ten 6 ile hareket ediyor. Ama ikinci durumda bakın F net eşittir M toplam çarpı A. Aşağı doğru çeken kuvvet 20. Toplam kütle 5. 20 bölü 5'ten ikinci ivme 4 olarak bulunmuş oldu. Demek ki ivme ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. Birinci durumda 6 ile hareket ediyordu. İkinci durumda 4 ile hareket ediyor. Gelelim ip kelimesini bulmaya. Bakın ip kelimesini sadece üstteki cisimlerden bulun burada. Yani sadece 2 kilogram kütleli cismi etki eden net kuvveti yazalım. Bakın sadece 2 kilogramı etki eden ve sadece 3'e etki eden net kuvveti yazalım. 2 kilogramı kim çekiyormuş? Bakın T1 çekiyor. T1 eşittir MA. 2 kilogram hangi ivmeyle hareket ediyor? 6 ile. T1 kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır. Mesela 3 kilogramı etki eden net kuvveti yazalım sağda. F net T2, kütlesi 3, ivmesi 4. 3 kere 4'ten yine 12 olarak hesaplanmış olur. Bakın şekil 2'de ve şekil 1'de bu cisimleri çeken kuvvetler T1 ve T2'dir. Kütlesi 2, ivmesi 6, kütlesi 3, ivmesi 4. Dolayısıyla T1 aynı çıkıyor arkadaşlar. Bakın T1 ile T2 birbirinin aynısı çıkıyor. Demek ki cisimlerin yerleri değiştirilirse ip kelimeleri değişmiyor ama ivme değişiyor diyoruz. Bir soru tipi yani bu da. Neymiş arkadaşlar? 1 kilogramla 4 kilogramın yerleri değiştirilirse T1 T2 eşit olacak. Değişmeyecek bakın. A, B ve D şıkları gitti. İvme peki? Eskiden kaç çekiyordu aşağı doğru? 40 çekiyordu. Şimdi 1 kilogram çekiyor arkadaşlar. Yani 10 Newton çekiyor. İvme ne yapacaktır? Azalacaktır. Demek ki cevap hemen Ceyhan Edirne'dir diyoruz. Gelin hesaplayalım. Şimdi birinci durumda ivme nasıl bulunuyormuş? 40 Newton çekiyor. Toplam kütle 1 artı 4. Yani 40 bölü 5'ten birinci durumda ivme 8'dir. İkinci durumda aşağı çeken kuvvet 10 Newton bu sefer. 1 kilogram artı 4 kilograma bölersek yani ivmeyi bulurken arkadaşlar net kuvveti toplam kütleye bölüyoruz. Toplam kütleye bölerseniz ivme 2 çıkar. Bakın birinci durumda ivme 8, ikinci durumda ivme 2. Gelelim T'yi hesaplamaya. Bakın T'yi nerede hesaplıyormuşuz arkadaşlar? T1 diyoruz MA. T1 nasıl hesaplanıyormuş? Kütlesi 1, ivmesi 8. T2 nasıl hesaplanıyormuş? Kütlesi 4,
İvmesi 2. Aynı şey çıktı. Dolayısıyla ivme azalıyor ip gelinmesi değişmiyor diyoruz. Kütlesi 1, ivmesi 8, kütlesi 4, ivmesi 2. T1, T2'ye nedir? Eşittir. T1, T2'ye eşittir. İp gelinmesi değişmez ama ivme azalır. Çünkü aşağı 1 kilogram alıyoruz arkadaşlar. Daha hafif bir şeye bağlıyor. Sistem daha küçük bir ivmeyle hareket eder diyoruz. Geldik 14. soruya arkadaşlar. Bunların ivmelerini karşılaştırınız diyor. Sevgili arkadaşlar, burada bir not. Şimdi kuralımız şu arkadaşlar. Aynı ipe bağlı cisimler aynı yolu alırlar. Mesela X cismi H kadar mı aşağı indi? Y cismi de H kadar yukarı çıkar. Dolayısıyla aynı büyüklükteki ivmeyle hareket ederler. X ile Y'nin ivmeleri zıt yönlüdür ama eşit büyüklüktedir diyoruz. Aynı şekilde L ve K cisimlerine bakalım. L cismi aşağı H kadar indiğinde K cismi de H kadar gelir. Aynı yolu alıyorlarsa aynı ivmeyle hareket ederler diyoruz. K ve L'nin de ivmelerinin büyüklükleri nedir? Eşittir diyoruz. Geldik şimdi M ve N'ye bakın. M biraz farklı. Basit makineler videosunu seyretmenizi tavsiye ediyorum. Basit makinelerle ilgili videoyu. Şimdi M cismi burada aşağı iniyor. N cismi yükseliyor arkadaşlar bakın. Diyelim ki N cismi yükseldi. Bu iki tane ip gitti görüyor musunuz? N cismi yükselince iki ip birden gidiyor. Dolayısıyla M cismi iki ip aşağıya iniyor. Yani M cismi iki aşağı indiğinde N cismi H kadar yukarı çıkar. Dolayısıyla daha çok yol alan daha çok ivmeyle hareket eder. M'nin ivmesi N'nin ivmesinden daha büyüktür. Hatta iki katıdır diyoruz. İki katı kadar fazla yol almıştır. İvmesi kaç katıdır? İki katıdır diyoruz. Demek ki farklı iplere bağlı cisimler farklı ivmeyle hareket ederler. Notumuz bu. Şimdi mesela bakın 14A farklı iplere bağlı cisimler var görüyor musunuz? Hareketli makaraya bağlı cisim daha çok yol alıyor arkadaşlar. Makaranın ipine bağlı cisim daha az yol alıyor. Bunu böyle bilin. X cismi A kadar gittiğinde Y cismi 2A kadar gidiyor. H kadar gittiğinde 2H kadar gidiyor. Dolayısıyla X'in ivmesi A kadarsa Y'nin ivmesi 2A'dır diyoruz. Hareketli makaralarda böyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar bunu bir kere daha yanda anlatayım. Şöyle kenarda bir göstereyim bunu. Bakın. Hareketli makaraya bağlı bir cisim yukarı doğru çekiliyor diyelim. Şuradan F kuvvetiyle çekiyoruz. Bir Y cismi olsun. Bir de şurada bir başka bir cisim olsun. Bu da X cismi olsun. Şimdi diyoruz ki Y cismi yükseldi diyelim. Y cismi yükseldi. Bakın şu iki tane ip, yeşil ip diyelim bunlara. Bu yeşil iplerden bir tanesi H kadarsa ikisi 2H kadardır. O zaman X cismi bu iki tane yeşil ipi kadar ne yapıyor? Yükseliyor demektir. X cismi bulunduğu yerden, bakın şöyle F kuvvetiyle sileyim. Şuradan F kuvvetiyle çekince ne kadar gidecek demek ki? X cismi bu iki tane yeşil ip kadar gidecek demektir. Yani X cismi 2H kadar yükselecek demektir. X cismini 2H kadar yükseltirseniz Y cismi H kadar yükseliyor. Dolayısıyla X cismi daha büyük ivmeyle hareket eder. 2A ivmeyle hareket eder. Y cismi daha az yol alıyor bakın. Y cismi daha az yol alır. Y cismi H kadar yol alıyor. Dolayısıyla Y cismi A ivmesiyle hareket eder diyoruz. Not. Makaraya bağlı cisim, makaraya bağlı cisim görüyorsunuz. A ile hareket ediyor. Makaranın üstündeki hareketli ipe bağlı cisim, hareketli ipe bağlı cisim 2A ile hareket eder diyoruz. Kenarda dursun arkadaşlar. Bu bilgi kenarda dursun. 4B. Şimdi aynı ipe bağlı X ve Y cisminin kütleleri 1M'ye 3M ivmeleri için ne söyleyeyim? Aynı ipe bağlıysa arkadaşlar ne dedik? Aynı yolu alırlar. X cismi H kadar gittiğinde Y cismi de H kadar gidiyor. Demek ki ivmeleri birbirine eşit olur diyoruz. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Aynı ipe bağlı cisimler kütleleri olursa olsun aynı ivmeyle hareket ederler diyoruz. 15. soru.
Bakın bir cismi serbest bırakıyoruz eğik düzlemde. Alfa beta'dan daha büyükmüş. Hız zaman grafiğini çizdiniz. Burada bir küçük bir enerji bilgisine ihtiyacımız var arkadaşlar. Aynı yükseklikten bırakılan cisim aynı yüksekliğe kadar çıkar. Bunu bileceğiz bir kere. Ve durur. Yani ilk hızı da sıfır, son hızı da sıfırdır. İlk hızı V olsaydı son hızı da V olacaktı. Aynı enerji olduğu için enerji kaybetmiyor. Bakın sürtünmesiz. Bu kadarcık bir enerji bilgisine ihtiyacımız var. Arkadaşlar bütün konular birbirleriyle girift, birbirleriyle iç içe girmişler. Yani sadece enerjiyi, sadece dinamik, sadece atış bunları tek tek bilmemiz yetmiyor. Hepsini birden bilmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir soru tipi var. O yüzden enerjide küçük bir bilgi bilmemiz gerekiyor bakın. Aynı yükseklikten bırakılan cisim aynı yüksekliğe çıkar. Çünkü enerji kaybı yok. K'daki hızı sıfır, N'deki hızı da sıfır olacak. Şimdi L'den de bir V hızıyla geçecek bakın. Diyoruz ki L'ye kadar hızlanacak. Sonra sürtünme olmadığı için aynı hızla gidecek. Sonra yavaşlayacak, duracak. Peki süreler için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Bakın KL yolunun daha kısa olduğu gözüküyor burada mesela x kadarsa. MN yolu daha uzunmuş. Mesela 2x diyelim. Beta açısı daha küçük olduğu için daha uzun sürer. O zaman x yolunu, ilk x yolunu t sürede alıyorsan, bakın ikinci son yolu pardon, son yolu daha uzun sürede alacak. Mesela 2t sürede alacak. Dolayısıyla hız zaman grafiğini şöyle çizeceğiz arkadaşlar. Bakın v kadar hızlandı mı? Tamam. Sonra sabit hızla gitti LM yolunda. O da tamam. Ama sonra MN yolunda daha uzun sürecek yani. MN yolu daha uzun sürer. Mesela 2t kadar sürdü diyoruz. Bu arkadaşlar size bir pratik. Bu açı alfa ise bakın alfaya beta ise hız zaman grafiği de bunun tam tersidir diyoruz. Bakın yolun tam tersini çiziyorsunuz yani. Buraya alfa diyorsunuz, şu açıya beta diyorsunuz. Neymiş arkadaşlar? Yolun tam tersini çiziyoruz. Hız zaman grafiği sürtünme yoksa yolun tam tersi çıkar. Şöyle gösterelim bakın. İlk önce alfa açısı, bakın alfa açısı, sonra beta açısı. Beta açısı, alfa açısı. Açı küçükse daha uzun sürer. Açı büyükse hemen çabucak düşer diyoruz. Şimdi bakın 15. soru. Şimdi bu yolun hız zaman grafiğini vermiş. Şimdi yine enerjiden şu kadarcık bir şey bilmemiz gerekiyor. Bakın enerjiden bilmemiz gereken şey şu. Bu cisim hızlanacaktır. Mesela atıyorum 2V kadar hızlandı. Sonra sabit hızla gitti. Sonra yavaşlayacak ama durmayacak arkadaşlar. Belli bir hızla gidecek. 2V kadar hızlanacak. Ama aynı yüksekliğe kadar çıkmadığı için, bakın bulunduğu seviyeden daha aşağıda gittiği için hızı ne yapacak? Azalacak diyoruz. Yine yolun tam tersini çiziyoruz. Bakın bu yolun tam tersi hangi şekilde vardır? Yolun tam tersi Bursa şıkkında vardır diyoruz. Ne yapıyormuşuz? Yolun tam tersini çiziyoruz. Ne yaptı? İlk önce 2V kadar hızlandı ama sıfıra düşmedi hızı arkadaşlar bakın. Sonra sabit hızla ne yaptı? Devam etti. 2V'den V'ye düştü ve sabit hızla hareket etti. Sürtünme yoksa arkadaşlar, sürtünme yoksa olay yatay yollarda sabit hızla hareket eder diyoruz. Mesela L'den M'ye kadar. L'den M'ye kadar sabit hızlı gidecek. N'den T'ye kadar ne yapacak? Sabit hızlı gidecek diyoruz. 16. soruya geldik. Bakın bu da bir soru tipi arkadaşlar. Şimdi ben bu cisme bir kuvvet uyguluyorum. Bu ivmelenmiyor. Bakın kuvvet uyguluyorum uyguluyorum ivmelenmiyor. 16'dan sonra ivmelenmeye başlıyor. Yani sürtünme kuvveti 16'ymış. Sürtünme kuvvetine 16 diyoruz. Sonra 24 uygulayınca kuvveti ivmesi kaç olmuş? 4 olmuş arkadaşlar. Bakın ivmesi 4 olmuş. 24 uygulayınca sürtünme kuvvetini yenmişiz ve ivmesi 4 olmuş. İlk önce kütleyi bulalım. F net eşittir ma diyorum. 24'ten 16'yı çıkartıyorum. Kütleyi bilmiyorum. İvmeye 4 dedim. 8 bölü 4'ten kütle 2 kilogram bulundu. Kütleyi bulduk 2 kilogram. Çok güzel. Sürtünmeyi de buluyorsam artık sürtünme katsayısını bulurum. Sürtünme katsayısı nasıl bulunuyordu? Sürtünme kuvveti K çarpı yüzey tepkisiydi. Bakın. Sürtünme kuvveti 16'ymış. Yazalım. Sürtünme kuvveti 16. Sürtünme katsayısını bilmiyorum. Yüzey tepkisi de bu cismin MG'si kadar. MG'si de 20'ymiş. Dolayısıyla 16 bölü 20'den sürtünme katsayısı 0,8 olarak bulunmuş olur.
diyoruz. Yani sürtünme kuvveti KMG'dir. KMG, K çarpı MG'si de 20 ise K'sı 0,8'dir diyoruz. Önemli olan grafiği çözümlemek arkadaşlar. Grafiğin ne anlattığını bilmek. Bakın bir daha yapalım. Şimdi 12 sınır değer. 12'yi yendikten sonra ivmelenmeye başlıyor. Demek ki sürtünme kuvveti 12. Bizim uyguladığımız kuvvet kaç? 20. İvme kaçtır? 2'dir. O zaman F net eşittir EMA. 20'den 12'yi çıkartıyorum. İvmesi 2. 8 bölü 2'den kütle kaç kilogram oldu? 4 kilogram olarak bulunmuş oldu. O zaman şimdi yazalım bakın. Sürtünme kuvveti K çarpı tepki. Sürtünme kuvveti 12. Tepki de MG'ye eşit. M'i de bulduk 4 kilogram bakın. Yani 40. 12 bölü 40'tan sürtünme katsayısı 0,3 olarak hesaplanmış olur diyoruz. Yani ilk önce cismin kütlesini buluyoruz grafikten arkadaşlar. Geldik asansör problemlerine. Şimdi asansör yukarı doğru 2 ile hızlanırken diyor 2 kilogram kütlede cismin bağlı olduğu ip gerilmesi kaç newtondur? 5 kilogram kütlede zeminin yüzey tepkisi kaç newtondur diyor. İki tane soru var yani. İki tane soruyu ayrı ayrı çözelim. Bakın. Şimdi sadece T gerilmesini çekiyorum burada. Sadece T gerilmesini çekelim. Şimdi bu cisim 2 kilogram kütleliymiş. Aşağı doğru MG'si 20'dir. Asansör yukarı doğru hızlanıyormuş arkadaşlar bakın. T gerilmesi mi daha büyüktür, 20 mi daha büyüktür o zaman? Bir sistem ne tarafa doğru hareket ediyorsa yukarı doğru mu hareket ediyor? Eğer hızlanıyorsa arkadaşlar bakın hızlanıyorsa T20'den daha büyüktür diyor. Net kuvvet T-20'dir. Kütlesi 2, ivmesi 2. O zaman T kaçtır? 24 Newton'dur diyor. Şimdi geldik yüzey tepkisine arkadaşlar. Bakın ikinci cisim. İkinci cismi de çekelim buradan. Ayrı çalışalım ona. Şimdi bu cismin aşağı doğru neyi varmış bakın? MG'si varmış. Yukarı doğru ne varmış? Yüzey tepkisi varmış. Yani yukarı doğru yüzey tepkisi var. Aşağı doğru MG'si var. MG'si 50. Yüzey tepkisini bilmiyorum. Asansör yine yukarı doğru 2 ile hızlanıyor. O zaman yukarı doğru olan kuvvet daha büyüktür diyoruz. F net eşittir MA. Yani N'den 50'yi çıkartıyoruz. Bakın hareket ederken ne tarafa doğru hareket ediyor? Yukarı doğru mu? Ve hızlanıyor mu? Hızlanıyorsa öndeki kuvvet arkadaki kuvvetten daha büyüktür. Yani N 50'den daha büyüktür. Kütlesi 5, ivmesi 2 ise N buradan 60 Newton olarak hesaplanmış olur diyoruz. Demek ki hızlanıyorsa öndeki kuvvet daha büyük arkadaşlar. Buna benzer bir soru. Bakın. Şimdi yukarı doğru A ivmesiyle hızlanıyorsa T1. Sabit hızlı gidiyorsa T2 diyor. Yavaşlarken T3 oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar tek tek yapıyoruz. Bakın eğer bir cisim hızlanıyorsa, yukarı doğru giderken hızlanıyorsa o zaman diyoruz ki T1 MG'den daha büyüktür. Bakın hızlanıyorsa T1 MG'den daha büyüktür. Ne tarafa doğru gidiyor? Yukarı doğru. Hızlanıyorsa öndeki kuvvet arkadaki kuvvetten daha büyüktür. Peki sabit hızlı gidiyorsa? Arkadaşlar sabit hızlı gidiyorsa net kuvvet sıfırdır. Yukarı doğru T2 varsa aşağı doğru MG varsa ikisi de birbirine nedir? Eşit büyüklüktedir diyoruz. Peki gel gelelim şimdi yavaşlıyorsa. Yani yukarı doğru çıkarken yavaşlıyorsa arkadaşlar. Demek ki aşağı çeken kuvvet daha büyüktür. MG T3'ten nedir diyoruz? MG T3'ten nedir? Büyüktür. Demek ki T3 en küçükmüş arkadaşlar. Yavaşlıyorsa T daha büyüktür. T1 büyüktür, T2 büyüktür, T3 olarak bulunmuş olur. Bir daha yazalım. Bakın T1 MG'den büyük. MG T2 eşit. MG de burada T3'ten nedir diyoruz? Büyüktür. Cevap Adana şıkkındaki gibidir diyoruz. En zor kısmını arkadaşlar 18. soru. Bakın eğik düzlemde bırakılıyor. Sürtünmesiz eğik düzlemde bırakılıyor. Cisminin ivmelerini karşılaştırınız diyor. Şimdi eğik düzlemlerde arkadaşlar aşağı çeken kuvvetler hep MG'nin sinüs alfasıdır. Yani MG sinüs 53'tür. Aşağı çeken kuvvetleri yazıyoruz.
Peki bu mg kosinüs 53 ne işe yarıyor? Eğer sürtünme varsa mg kosinüs 53'ler işe yarar. Sürtünme varsa arkadaşlar sürtünme kuvvetiyle bu mg kosinüs 53'ü ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Sürtünme katsayısıyla mg kos 53'ü çarparak sürtünme kuvvetini buluyoruz. Birincisinde sürtünme yokmuş. Şimdi arkadaşlar bakın aslında çok kolay. X'i etki eden net kuvveti yazıyorum şimdi. Bakın F net eşittir MAX. Aşağı doğru ne çekiyor? MG sinüs 53 çekiyor. Bakın sadece MG sinüs 53 var. 10 çarpı 0,8. X'in ivmesi kaç çıktı? 8. Peki Y ise net kuvveti şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Bunu ezbere bilin. Aşağı doğru MG sin 53 var. Yukarı doğru sürtünme kuvveti eğik düzlemde arkadaşlar KMG kos alfadır diyoruz. KMG kosinüs 53'tür. Çıkartıyoruz bunları birbirine. Çünkü MG sin 53 aşağı doğru sistem aşağı doğru hareket ediyor. MG sinüs 53 sürtünme kuvvetinden daha büyük. Kütleler sadeleşti. G10 sinüs 53 0,8 bakın sürtünme katsayısı 0,5'miş. G10 kos 53 0,6 Y'nin ivmesini bulmuş olduk. 8'den 3'ü çıkartırsanız Y'nin ivmesi de 5 çıktı. X'in ivmesi 8 çıktı diyoruz. X'in ivmesi daha büyükmüş arkadaşlar. Bakın. Ne oldu? X'in ivmesi 8 çıktı. Y'nin ivmesi 5 çıktı. Daha az hızlanıyor. X 8,8 hızlanırken Y 5,5 hızlanıyor diyoruz. Eğik düzlemmiş arkadaşlar. MG sinüs alfa var. Bakın bir daha yazıyorum. Eğik düzlemde aşağı doğru MG sinüs alfa her zaman MG sinüs alfadır. Cisim aşağı iniyorsa sürtünme kuvveti yukarı doğru. Ne kadarmış? KMG kos alfa. Yukarı çıkıyorsa da aşağı doğru göstereceğiz. Birazdan yapacağım. Şimdi bakın 18'e aynı sorunun birleştirilmiş hali. Bir cisim serbest bırakıyoruz KL arasında. Sonra LM arasında sürtünmeli yola giriyor. İvmesi kaçtır diyoruz. Bakın yapalım. Şurada yapalım. Şimdi KL arasında ne çekiyormuş arkadaşlar aşağı doğru? MG sinüs 37. Peki sürtünme varsa MG sinüs 37 var. Harekete ters yönde de KMG kosinüs 37 var. Şimdi KL arasında buluyoruz. Bakın KL arasındaki ivmeyi bulurken MG sinüs 37'yi M'e bölüyoruz. M'ler sadeleşir. G10 sinüs 37 0,6 ivme kaç çıktı? 6. Peki LM arasındaki ivme bulunurken arkadaşlar aşağı doğru MG sinüs alfadan yani MG sinüs 37'den sürtünme kuvvetini ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Sürtünme kuvveti neymiş? KMG kosinüs 37. Çıkartıyorum bakın. KMG kosinüs 37. Kütleye bölüyorum. Çünkü ivme bulunurken net kuvveti ne yapacağım? Kütleye böleceğim. Kütleler sadeleşiyor o zaman. M'ler gitti. Ne çıktı? G10 sinüs 37 0,6 K0,5 G10 kosinüs 37 0,8 demek ki 6'dan 8 kere 0,5 4'ü çıkartırsanız ivme 2 çıkar. Demek ki KL arasında ivme 6 idi. LM arasında ivme 2 çıktı. 6 bölü 2'den oran 3 olarak hesaplanmış olur. 6 bölü 2'den kaç çıktı demek ki? 3 çıktı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sürtünme yoksa MG sinüs 37. Sürtünme varsa MG sinüs 37'den KMG kosinüs 37'yi çıkartıyoruz. Bu kadar basit. Bakın 18b. Sürtünme kuvveti MG bölü 4'tür. Vermiş sürtünme kuvvetini. Yukarı doğru ne kadardır? MG bölü 4. Peki aşağı doğru çeken kuvvet ne? MG sinüs alfa. MG sinüs 30. Yani sinüs 31 bölü 2. MG bölü 2. O zaman ivmeyi bulalım şimdi. Bakın F net eşittir. MA diyorum. Aşağı doğru MG'nin yarısı var. Yukarı doğru sürtünme kuvveti MG bölü 4 eşittir. M çarpı A.
İvmesi kaç G diyor? Bakın M'ler sadeleşsin. Burada M'ler sadeleşsin. G bölü 2'den G bölü 4'ü çıkartıyorsunuz ve ivmeyi bulmuş oluyorsunuz. Yani G bölü 4'tür diyoruz ivme. Kaç G'dir? 1 bölü 4 G'dir diyoruz. İvme neymiş? 1 bölü 4 G'dir dedik. Geldik 19. soruya arkadaşlar. Şimdi şekildeki 4 kilogram kütleli cisim şey bir duvarda 20 Nm'luk bir kuvvetle itiliyor. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre cismin ivmesi kaçtır diyor. Şimdi bu cismin aşağı doğru biliyoruz ki neyi var arkadaşlar? MG'si var. 4 kere 10'dan 40 çekiyor. Bakın. Ve yukarı doğru bir sürtünme kuvveti varmış. Peki sürtünme kuvveti neydi? K çarpı yüzey tepkisi. Yüzey tepkisi ise bakın ben sola doğru 20 ile bastırıyorsam işte yüzey tepkisi 20'ye eşittir arkadaşlar. K kaç? 0,4. Yüzey tepkisi kaç? 20. Demek ki sürtünme kuvveti kaçmış? 8'miş. Gelelim ivmeyi bulmaya. Bakın F net eşittir ma. Aşağı doğru kaç çekiyor? 40. Bu cismin bakın arkadaşlar tekrar çiziyorum. Aşağı doğru 40 ağırlığı var. Yukarı doğru sürtünmeyi de kaç bulduk? 8. 40'tan 8'i çıkartıyoruz. Kütlesi 4. İvmesi buradan 32 bölü 4'ten 8 olarak hesaplanmış olur diyoruz. İvmesi demek ki 8'miş arkadaşlar. Şimdi bazı örnekler bakın. 19'a. Şimdi 4 kilogram kütleli cisim sabit hızla hareket ediyorsa. Bakın sabit hızda net kuvvet nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani aşağı doğru mg 40 ise sürtünme kuvveti de 40'tır arkadaşlar. Aşağı doğru 40 varsa sürtünme kuvveti de 40'tır. Peki sürtünme kuvvetinin formülü neydi? K çarpı tepkiydi. Yüzey tepkisi neye eşittir? Bakın ben ne kadar kuvvet uyguluyorum? 50. O zaman yüzey tepkisi de 50'dir diyorum. Sürtünme kuvveti 40'mış. Dolayısıyla sürtünme katsayısının 0,8 olduğunu bulmuş oluruz diyoruz. Aşağı doğru 40 varsa yukarı doğru da 40 vardır arkadaşlar. Sabit hızlı gittiğine göre. Sabit hız demek net kuvvetin 0 olduğu durum demektir. Şimdi geldik yorum sorusu bakın. M kütleli cisim var. Aşağı doğru neyi vardır M kütleli cismin? MG'si vardır. Bunun dengede kalması için sürtünme kuvvetinin de neye eşit olması gerekiyor? MG'ye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Peki sürtünme kuvvetinin formülü neydi? K çarpı yüzey tepkisi. Peki yüzey tepkisi neymiş? Öğrendik artık F'miş. Bakın tepki yerine F yazıyorum. Sürtünme katsayısı 0,5 ise. Bana F'i soruyor. F'i yalnız bırakırsam mg bölü 0,5 olur. Yani F kuvveti 2 mg olarak hesaplanmış olur diyoruz. Arkadaşlar son sorumuz. En zor kısmına geldik ve bitireceğiz. Sürtünme katsayısı 0,5 olan bir eğik düzlemde X cisminin aşağı doğru harekete başlaması için kütlesi en az kaç olması lazım? Yukarı doğru harekete başlaması için kütlesi en az kaç kilogram olması lazım diyor. Şimdi bunu iki kere çizeceğiz arkadaşlar. Bakın birinci durum şu. X'in aşağıya indiği, ikinci durum X'in yukarı çıktığı durum. Ama ilk önce sürtünme kuvvetini hesaplayalım. Bakın bütün kuvvetleri göstermemiz lazım. Şimdi x'in ağırlığı aşağı doğru biliyoruz mxg. 10 kilogramın aşağı doğru ağırlığı mg sinüs 37. Kütlesi 10, g'si 10, sinüs 37, 0,6 ile çarparsanız 60 Newton çeker. Bakın bir tarafa 60 var, bir tarafa doğru x var. Ve sürtünme kuvvetinin formülü neydi? Eğik düzlemde yazalım. K çarpı mg kosinüs 37. K'sı 0,5'miş. Kütlesi 10'muş. G de 10'muş. Kosinüs 37 0,8'miş. Yani sürtünme kuvveti buradan 5 kere 10 50. 0,8 ile çarparsanız 40 olarak bulunmuş olur. Bak. Şimdi buradaki kuralımız şu arkadaşlar. X'in aşağı doğru inmesi için bu M kütleli 10 kilogram kütleli cismin Mg sinüs alfasını ve sürtünmeyi yenmesi gerekiyor. Yani 40'ı yenmesi gerekiyor. Bakın.
mxg'nin aşağı inmesi için diğer cismin mg sinüs alfası ile sürtünmenin toplamından büyük olması gerekiyor. Yani 60 ile 40'ın toplamından 100'den daha büyük olması gerekiyor. mxg'nin 100'den büyük olması demek. mx'in 100 bölü 10'dan g yerine 10 yazarsanız 10 kilogramdan büyük olması demektir. Bakın x 10 kilogramdan büyükse aşağıya iner diyoruz. Bu bir. İkincisi, yukarı çıkması için bekleyin. Bakın x cismi yukarı çıkarken bu m kütleli cismin aşağı doğru ne kadarı çekiyordu? mg sinüs 37'den bulmuştuk. 10 çarpı 10 çarpı 0,6'dan 60 çekiyordu. Sürtünme kuvvetini kaç bulmuştuk? Kmg kos alfadan 40 bulmuştuk. Şimdi bakın, bu sefer aşağı doğru çeken kuvvet kim? 60 mı? Büyük olmalı sürtünme kuvvetiyle beraber mxg'den. Sürtünme kuvveti de 40'tı. 60 demek ki 40'tan ve mx çarpı 10'dan daha büyük olmalı. Yani mxg burada 20'den küçük olmalı arkadaşlar bakın. mxg 20'den küçük olmalı. 20 bölü 10 demek ki mx'in 2 kilogramdan küçük olması gerekiyor arkadaşlar. mx 2 kilogramdan küçükse ne yapıyor? Yukarı çıkmaya başlıyor. Ama 10 kilogramdan da büyükse ne yapmaya başlıyor dedik? Aşağıya inmeye başlıyor dedik. Bakın. Şekil 1'den ne bulduk? X'in aşağıya inmesi için, X'in aşağıya inmesi için 10 kilogramdan büyük olması, yukarı çıkması için mx'in 2 kilogramdan küçük olması gerekir diyoruz. Tip sorudur arkadaşlar. Yani bu önemli olan, önemli bir tiptir. Tek tek bir daha dinleyin soruyu. İkisi için neler yaptığımızı. Bakın aynısından bir tane daha yapıyoruz. Şimdi üstünde yapacağım arkadaşlar. Bakın aşağı doğru ne varmış? mxg. Öbür tarafa doğru ne varmış? mg sinüs alfa. Bakın mg sinüs 53. Kütlesi 10, g'si 10, sinüs 53, 0,8 yani 80 varmış. Bir de sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvveti de Kmg kos 53 ile bulunuyor arkadaşlar. K'sı 0,5. Kütlesi 10 eğik düzlemdekinin. G'si 10. Kos 53 0,6. Sürtünme kuvveti 30 çıkar arkadaşlar. Şimdi bakın sürtünme kuvveti 30 Newton çıkıyor. Bütün kuvvetleri gösterdik. Şimdi bütün kuvvetleri gösterdik ve bu şekli iki defa çizip bütün hareket yönlerini göstereceğiz. Ne varmış? Aşağı doğru mg sinüs alfa var. 80. Sürtünme kuvvetini bulduk 30. Şimdi x'in aşağıya inmesi için arkadaşlar bakın. Sürtünme kuvvetini de yenmesi gerekiyor. mg sinüs alfayı da yenmesi gerekiyor. Yani mxg'nin x'in aşağı inmesi için 80'i ve 30'u yenmesi gerekiyor. 110'u 10'a bölerseniz mx'in 11'den büyük çıkması gerekir. Peki mx'in yukarı çıkması için bu sefer 80'in sürtünmeyi ve mxg'yi yenmesi gerekiyor. 80'in sürtünmeden ve mxg'den, mx çarpı 10'dan büyük olması yani mx'in 5 kilogramdan küçük olması gerekir diyoruz. Mx ya 11'den büyük olacak ya da 5'ten küçük olacak hareket etmesi için diyoruz. Neymiş arkadaşlar? Harekete başlaması için 11'den büyük olması ve 5'ten küçük olması gerekir diyoruz. Bakın ya 11'den büyük olacak ya 5'ten küçük olacak. Ha, ama x'in aşağı doğru hareket etmesi için demek ki bakın x'in aşağı doğru hareket etmesi için 80'i ve 30'u yenmesi gerekiyormuş. Bize sadece aşağı doğru hareket etmesi gereken şartı sormuş. Yani mxg'nin 80 artı 30'u yenmesi, mx'in 11'den büyük olması gerekir diyor. Arkadaşlar bütün soruları bitirmiş olduk böylece dinamikle ilgili. Ama size tavsiyem dinamikle ilgili diğer videoları da seyretmeniz. Sonra da aşağıdaki bu soruların hepsinin uygulamadan teker teker soruları
dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.